Evet. Muhsin içeride, Kyle Williams Erolcan'la kaldı. Topu istedi. Kyle Williams Sammy May'i görüyor. İki serbest atış kullanacak May'e. 4.2 saniye kalmıştı. İki serbest atış olmayabilir. Henüz daha topu hakimiyetine geçirmemişti May'e. Evet. Yok. Değişti, evet. Değişti. Kenar topuna döndü. Harrison'ın faulü. Burada bir daha görebilirsek pozisyonu. Evet, daha tam olarak alıp atma aksiyonu, hareketi yapamadan gelmiş form. Mackie. Bounce pass içeriye doğru, Higgins topunu çaldırdı ve evet, sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Seyirci de hakemle birlikte o anda o hakem işaretini yaptı. Gerçekten çok enteresan bir görüntüydü. Basketbolu gerçekten çok iyi bilen, reaksiyon zamanlaması. Türk Telekom'da 9. sayısı oldu bu. 55-54. Kenny Hayes, Matt Tybee. İçeri indirdi. Williams. Kaya Peker sırtında. Devon Williams. Devon Williams. Dönerken ona faul yapılıyor. Kaya Peker. Türk Telekom'da faul yapan isim. Burada yardım savunması da gelmişti. Kaya Peker. Müdahale yapan isim. İkinci faulü Kaya'nın. Türk Telekom'da Vladimir Stimas'ın 3 faulü var. Kaya Peker 2 faulde. Büyükçekmece'de ise Can Baykan ve Mehmet Taybi ikişer faulle oynuyorlar. Kenny Gabriel'ın az önce bulduğu üçlükle 55-54 öne geçti Türk Telekom. Az önceki pozisyon bir kez daha gözden geçiriliyor. Kaya Peker'in yaptığı faul yeniden izleniyor videoda. Faulün olduğu esnada bir sportmenlik dışı itirazı da vardı. Şimdi pozisyon bir kez daha izleniyor. 2.54 var. Üçüncü çeyreğin sonuna. Büyükçekmece önümüzdeki hafta Beşiktaş Sonpo CHP'ni ağırlayacak. Evet, sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Videodan izlenerek karar revize ediliyor. Kaya Peker'in yaptığı faulün sportmenlik dışı olduğu kararına varıldı. İşte pozisyon görüntüye geliyor. Kasıtlı olarak rakibini engellemiş. Buba'nın 7. sayısı bu. Bugün ortalamasına erişebilecek mi İvan Buba? Shevin Thompson, Tolunay. Tolunay çok iyi kurtarmıştı iki kişinin arasından top. İşte Tolunay. Burada koridoru yarattı kendisini ama Can Korkmaz, 5 saniye. Can orada iyi kurtardı kendisini. Can Korkmaz hatalı yürüme. Zafer Yılmaz hatalı yürümeyi işaret etti. Ama şu anda Ertuğrul Erdoğan'ın kızdığı o hatalı yürüme veya başka bir şey değil. Bahçeşehir Mahmut karşısında bunu korumayı başardı. Üstüne de koyamadılar. Koyacakları fırsatlar da geldi. Üstüne de koyamadılar ama bu baraj şu an çizildi. Devon Oliver'da sorumluluk alıyor bu bölümde. Yine basketi buldu Oliver. Topsuz alanda da sportmenlik dışı faul sonrasında gerginlik var. Emir Prencic Berke'nin üstüne gitti orada. Topsuz alanda maçta ikinci kez sportmenlik dışı faul çalınıyor. Tansiyon biraz yükseldi sonrasında. Emir sinirlendi. Evet, bu pozisyona yine en başından itibaren bakmak lazım. Basketten sonra
Topu oyuna sokulurken Emir ve Berke arasındaki pozisyon görüntüye geliyor. Emir çok kızgın. Bu arada hani Berke onu itebilir, faul kararı çıkmayabilir ama Emir'in bu itme kaynaklıysa aralarındaki diyorlar, böyle bir hakkı yok. Yani sen beni ittin diye yolunu kesip onu cezasını kendi verecek veya birine şikayet edecek durumu yok. Bunu hakemle arasında çözebilirdi ama Berke'ye bu şekilde gidip ellerinin üzerine koyduğu için Berke de orayı biraz abartmış. Yani bu iki tarafın karşılıklı biraz tiyatro, oyun oynadıkları, ki basketbolun içinde bunlar var, olabiliyor. Oynadıkları bölüm diyelim. Sadece son hareket baz alınırsa zaten sportmenlik dışı faul kararı onanacak burada videodan da tekrar bakıldığında. Bakalım öncesini de göz önünde bulundurup yeni bir değerlendirmeye tabi tutacak mı hakemler? Şimdi kararı öğreneceğiz. Evet, sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Emir Prajic. Bir kez daha Emir'in böyle bir hakkı geliyor. Yok. Yani evet, böyle bir hakkı yok. Oyunun içerisinde oyun oynanırken böyle bir müdahale yapamaz. Bu doğru bir karar oldu bu arada. Yani bu tiyatrodan Emir'in zararlı çıkması bence doğru bir karar oldu. Yani tecrübe olarak Kuna Kolum belki ama %100 öyle, ama enerji olarak şu an o kadar yıprattı ki Kuna Kolum'u. Fark 4'e indi yine. Slaughters geri döndü. Bap ekstrayı yaptı. Andy Rottins 3 sayılık atışı isabetli. Ooo, ayak bileğini buldu yalnız. Andy Rottins üçlüğü buldu ama yerde kaldı, bir sakatlık geçiriyor. Andy Rottins şuttan yere inerken evet, bileğini evet. buldu öyle sanıyorum ki. Evet, burada bu şanssızlık tamamen. Rottins kalkamadı yerden. Rıdvan da yakın savunuyor onu. Orada bir yani bunu temas var mı? Bir kez daha bakalım. Rıdvan'ın ayağının üstüne biraz basarak. Bu tamamen talihsizlik. Yani burada Rıdvan'ın bilinçli bir şey yapma ihtimali yok. Sadece şuta koşuyor.